koleksiyon para tuneri sunar. Para Tuner'e hoş geldiniz efendim. Önümüzdeki yarım saat boyunca piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz ve Ocak ayının sonuna geliyoruz artık piyasalarda ve küresel mali piyasalar 2022 yılının ilk ayını pek de iyi geçirmedi diyebiliriz. İki tane konu var aslında gündemde. Bunlardan birincisi küresel piyasalar anlamında FED ve FED'den biz çarşamba günü gelen açıklamalarda oldukça şahin açıklamalar gördük. Başkan Powell'dan diğer taraftan Ukrayna-Rusya gerginliği de piyasaları geren bir başka faktör diyelim. Öncelikle bugünün öne çıkan gelişmelerine biz bir bakalım. Ardından da genel durumu yorumluyor olacağız uzmanımızla. Evet, bu dolardaki yükseliş beklentisi arttı. Fed'den beklenenden daha şahin mesajlar gelmesiyle birlikte çarşamba günü para piyasaları bu yıl için 5 faiz artışını fiyatlamaya başladı deniyor pek çok raporda. Diğer taraftan da Jerome Powell, Fed Başkanı'nın kendisi Mart'ta faiz arttırmayı düşünüyoruz dedi ve faiz artışının da 50 baz puanla başlayacağına yönelik beklentiler arttı piyasalarda. Standard Bank kur stratejisti direktörü uzun zamandır Fed'den bir politika sürprizi görmemiştik. Bu para birimleri için büyük bir riskken doları destekleyen bir durum şeklinde konuştu. Dolar endeksinde de 97'nin üzerine geldiğimizi söyleyelim. Diğer taraftan Fed'in şahin açıklamalarının ardından kaybeden tarafta altın oldu. Altın son 2 ayın en düşük seviyesini görüyor an itibariyle. Fed'in enflasyona karşı para politikası duruşunu sertleştirmesi sonrasında Kasım ayı sonundan bu yana en kötü haftalık performansına doğru ilerliyor altın. Gram altında dolar TL'nin 13.50 üzerine seyretmesine rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte geriledi. Diğer taraftan Morgan Stanley'den bir açıklama geldi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hisselerin bu yıl negatif ayrışacağını söyledi. Morgan Stanley açıklamasında stratejist Andrew Sheets, Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse senedi endekslerinin daha sıkı bir para politikası sürecine uyum sağlamaya çalışırken baskı altında kalmaya devam edeceği ve dünyanın geri kalanından olumsuz ayrışacağı öngörüsünde bulundu. Diğer taraftan başlangıçlara dediğimiz gibi Rusya-Ukrayna gerginliği bir jeopolitik risk olarak dünyanın gündeminde ve dün Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby'den bir açıklama geldi ve Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgeleri ve Belarus'a yaptığı askeri yığınını son 24 saatte daha da arttırdığını açıkladı. Kirby, Rusya'nın yığınağına ilişkin, Ruslar son 24 saatte ülkelerinin batısına ve Belarus'a önemli ölçüde muharip güç yığmaya devam etti. Günübirlik artışlara gitmeden oradaki kabiliyetlerine dramatik seviyede değilse de belli ölçüde eklemeler yaptığını görmeye devam ediyoruz dedi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü. Goldman Sachs'tan da kripto paralara yönelik bir uyarı geldi. Goldman Sachs stratejistleri Bitcoin'in yaygınlaşmaya başlamasıyla geleneksel varlıklarla korelasyonunun arttığını ve bunun çeşitlendirme avantajını yok ettiğini ifade ettiler. Öne çıkan haberlerimiz böyle. Şimdi gelin açıklanan verilere bir bakalım. Bugün ekonomik güven endeksi açıklandı içeride bizde Türkiye'de Ocak ayına dair ve 100.8 oldu. Bir önceki 97.6'ydı. Türkiye'de aynı zamanda üretici fiyat endeksi, hizmet üretici fiyat endeksi açıklandı ve de %54.89 oldu. Bu veri yıllık olarak aylıksa 12.81. Almanya'da İthalat fiyat endeksi verisini aldık. %0.1, beklenti ise %2 idi. İthalat fiyat endeksi yıllıksa %24 olarak beklentilerle paralel bir şekilde geldi. Ekonomik takvimde bugün 12'de Almanya gayri safi yurt dışı hasıla 4. çeyrek verisi gelecek. 13'te Euro bölgesi tüketici güveni ve Euro bölgesinden sanayi güveni. 16.30'da Amerika Birleşik Devletleri kişisel gelir gider ve 18'de de Michigan tüketici beklentileri Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli takip ettiğimiz veriler arasında yer alacak. Piyasalara bakarsak eğer BIST yüzde dün %2'yi aşan bir kapanış vardı. %2.4'lük bir artışla kapanmıştı BIST 100 endeksi. Bugüne de %0.46'lık bir primle başladı ve şu anda da %1'e yakın bir prim var. 2017 puandayız. Dolar TL'de 13.62'deyiz. Euro TL 15.17, sepet kur 14.39 ve gram altın 785 seviyesinde.
Dolar endeksinde güçlenme var demiştik. 97.29'a geldi dolar endeksi. Euro dolar 1.11, pound dolar 1.33, dolar yen 115.67 ve dolar İsviçre frangı 0.93 seviyesinde. ABD vadelilerde de şu anda pozitif bir görünüm var. Dow Jones'ta 34.192'deyiz. 0.34'lük bir prim var. S&P 500 4.338, 0.49'luk prim. Nasdaq 14.116, 0.98'lik bir primle. Asya borsalarında Çin Şangay'da 0.97'lik geri çekilme 3.361 puanı görüyoruz. Japonya Nikkei'de %2'nin üzerinde bir prim var. 26.717 seviye. Hong Kong Hang Seng %0.99'luk geri çekilmeyle 23.570'te. Kore Kospi 2.663 puan, %2'ye yaklaşıyor prim orada da. Ve Hindistan Sensex'te %1.25'lik primle 57.993 puanda. Avrupa borsalarında karışık seyir görüyoruz. Şu anda Eurostox 0.28'lik primde. Almanya DAX'ta 0.81'lik geri çekilme var. Fransa CAC'da 0.29'luk prim. İngiltere FTSE 0.15 geri çekilme ve İspanya IBEX 0.26'lık artıda. ABD tahvil faizlerinde ise 2 yıllıkta seviyemiz 1.19 ve 10 yıllıkta ise 1.83, 1.77'lik bir orada artıdayız ve 30 yıllıkta da 1.48'lik bir prim ki 11 seviyesini görüyoruz. Ons altın 2.794'te başlangıçta hatırlatmıştık. Son 2 ayın en kötü haftasında altın bu hafta Fed'den gelen şahin mesajlarla birlikte. Brent petrolde 88 dolar 79 sentteyiz ki dün 91 doları test etti. Brent petrol bu da son 7 yılın zirvesiydi. Ham petrolde de 86 dolar 89 sentteyiz. Bitcoin 36.736'da. Bitcoin TL 507.103 ve Ethereum'da da 2.392 puanı görüyoruz. Orada da 2.11'lik bir güçlenme var Ethereum'da. Bitcoin'de de %3'lük bir güçlenme var diyelim. Buradan da Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk'e gidelim. Ve şimdi de karşımızda dediğimiz gibi Rıdvan Baştürk olacak ve de kendisiyle piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Şimdi hareketli bir Ocak ayını geride bırakıyoruz sevgili Rıdvan Baştürk. Ne dersiniz? Nasıl bir Şubat'a başlayacağız? Herhalde hareketlilik ve zikzakların yüksek olduğu bir aya daha girer gibi gözüküyoruz. Ne dersiniz? Evet, haklısınız. Öncelikle iyi yayınlar. Bu yıl piyasalar için zorlu geçecek. Yani ben ısrarla ifade ettiğim üzere Fed'in sıkılaşma politikası tüm piyasalar için negatif olacak. Bunun etkisini sizin de bahsettiğiniz gibi Ocak ayında direkt olarak hissettik. Bunun yıl geneline aynı şekilde yansıyacağını düşünüyorum ama tabii hani direkt aşağı hareketler yerine işte bahsettiğiniz gibi zigzag ama genel resimde piyasaların baskı altında kalacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. Bunun da altına yatan görüşlerim şu, özellikle Fed beklentileri. Tabii sadece Fed değil, tüm dünyada geçen yılın özellikle son çeyreğinden itibaren bir sıkılaşma politikası var. Çünkü enflasyon küresel bazda oldukça etkili. İşte son 30 yılların, son 40 yılların en yüksek enflasyonlarını yaşıyor ülkeler. Avrupa dahil, Amerika dahil buna. Bu nedenle bu merkez bankaları, ülke merkez bankaları da buna uygun politikalar üretiyorlar. Nedir bu politika? Faizlerin artırılması, faiz artırmayan piyasadan desteğini çekiyor. Vesaire bu gibi adımların geldiğini zaten bundan 3-4 ay önce bariz bir şekilde görmüştük. Tabii burada en kritik nokta dünyada rezerv para birimi Amerikan dolar olduğu için Fed'in atacağı adımlardı ve Fed'in de agresif bir şekilde aynı beklediğimiz gibi adımlar atmaya devam ettiğini görüyoruz. Amerika'da da enflasyon 39 yılın en yükseğinde ve yani özellikle Fed tarafından gelen açıklamalarda da işte enflasyonun gelecek aylarda da yüksek seviyede kalacağı ve buna uygun politikalar uygulayacaklarını ifade ettiler. Şimdi öncelikle Aralık ayında Fed bu tahvil alımlarını Mart ayında bitireceğini açıklamıştı. 30 milyar dolar azaltım yaparak. Bu hafta Fed Başkanı Powell Mart ayında
Evet, yayınla ilgili bir sorunumuz var gördüğümüz kadarıyla ve de Rıdvan Başçük'le sohbetimize birazdan yeniden bağlanıp devam edeceğiz. Ben burada birkaç noktayı hemen aktarayım gündeme ilişkin olarak. Şimdi biz dediğimiz gibi Fed'in kararlarını konuşuyoruz. Çünkü diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde dün büyüme verisi gelmişti. Ve ülke ekonomisinin 4. çeyrekte %6.9'la 5.5 seviyesindeki beklentinin üzerinde bir seviyeyle büyüdüğünü de gördük. Bunu da konuşacağız Rıdvan Başçürk'le. Bu ne anlama geliyor diye derken Rıdvan Başçürk geldi tekrardan. Tekrardan merhabalar. Yarım kalmıştı konuşma. Fed'i değerlendiriyordunuz. Evet, yani Fed'in atacağı adımlar dünya için çok daha önemli. Yani diğer ülke merkez bankaları da tabii önemli ama rezerv para birimi Amerikan doları olduğu için onun adımları biraz daha piyasaları etkiliyor. Öncelikle tahvil alımlarını Mart ayında bitireceklerini açıklamışlardı Aralık ayında ve o süreçte şu ifadeleri kullanmıştım. Fed'in tahvil alımlarını bitirmesi demek piyasadan parayı geri çekmesi anlamına gelecek ve ardından da faiz artırım süreci başlayacak. Ve bu küresel bazda doların değer kazanacağı bir süreci gösterecek bize. Aynı zamanda riskli varlıklar özellikle Amerikan borsalarında aşağı yönde bir hareket yapacağı görüşü ön plandaydı. Benim açımdan en azından. Şimdi bunu... Sesim geliyor mu şu an? Buyurun, evet geliyor. Evet yine sanırım. Evet Rıdvan Bey, biz sizi duyuyoruz. Buyurun. Evet, sevgili Rıdvan Başçürk'le birlikte burada Fed'in attığı adımları konuşuyorduk. Şimdi, evet, dünün de önemli gelişmesi enflasyon raporuydu. Enflasyon raporunu da Rıdvan Başçürk'le birlikte değerlendireceğiz. Yeniden kendisi bağlantıyı sağladığında. Şimdi dünkü Kavcıoğlu'nun mesajlarını bir gidelim, ardından da Rıdvan Bey'le değerlendirelim. 2021-20 Aralık'ta biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla beraber vatandaşlarımızın gösterdiği büyük bir teveccüh var ve o gün Merkez Bankası tek kuruş satmamıştır. Yaklaşık bireyseller ve kurumsallar yurt dışı 2 milyar 250 milyon dolar civarında bir satış gerçekleştirerek kuru o gün hepinizin yaşadığı gibi oldukça düşük bir seviyeye getirmiştir. Burada sadece Merkez Bankası'nın sağladığı imkanlar bu işe yetmez. Bütün bankacılık sektörünün de bu işe girmesi ve enflasyonun dezenflasyon sürecine başlamasını satın alması lazım. Ve bu anlamda bu maliyetleri düşürücü etkiyi yaratan Merkez Bankası'nın yanında durup daha düşük oranlarda kredileri finanse etmeleri gerekiyor. Bu full kapasiteyi, kapasite kullanım oranını aşabilmemiz için, yeni yatırımlar yapabilmemiz için bankacılık sektörünün Merkez Bankası'nın sağladığı bu imkanları kullanarak, kendi imkanlarıyla birleştirerek üretimi finanse etme noktasında gereğini yapmaları lazım. Bugün ortalama maliyetleri 16-17 civarındadır. Kur Aralık ayı şeyine göre. Ki bu gittikçe aşağıya geliyor. Sizin bu civardaki bir maliyetinizle %30 faizle kredi vermeniz doğru değil. Biz Merkez Bankası olarak buna razı göstermiyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bu anlamda itirazı da haklıdır. Faizler aşağı doğru geliyor. Gelmeye de devam edecek. Bizim bu konudaki süreci destekleme ile ilgili bütün atacağımız adımlar bu yönde olacaktır. Reskont kredilerinden bahsettim. Bugün özel banka, bütün ticari bankalara 10 milyar dolar bu imkanı sağladık. Hedefli ve ihracatı finanse etme noktasında TL kullandırılan kredilerde Merkez Bankası'nın reskont kredileri çok daha düşük maliyetli olduğu halde siz bunun çok üzerinde kredi kullandırmanız doğru değil. Onun için buradaki strateji bellidir. Maliyetler bellidir. Yeni dönemdeki dolarizasyon ve kur koruma ürünüyle beraber hem vadeler hem maliyetler hızlı bir şekilde düşmeye devam edecektir. Bütün bankacılık sektörü de, bütün finansal sektörde kendini bu gidişe ve enflasyonuna da düşüşe göre bunu satın alarak bütün çalışmalarını yapmaları gerekiyor diye düşünüyoruz. Biz de gerekli adımları bu noktada zaten atıyoruz. Destekleyici adımları atmaya devam ediyoruz.
Bankacılık sektörünün 21 Ocak haftasında toplam mevduat hacmi 55.26 milyar TL, toplam kredi hacmi ise 19.03 milyar TL azaldı. Bankacılık sektörünün 21 Ocak haftasında bankalar arası da dahil olmak üzere toplam mevduat hacmi 25.81 milyar TL azalarak 5 trilyon 590.4 milyar TL'ye, Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi ise 19 milyar 34 milyon TL azalarak 4 trilyon 760 milyar TL'ye geriledi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre söz konusu haftada bankalardaki TL cinsi mevduat %1.56 artarak 2 trilyon 1.8 milyar TL'ye yükselirken, döviz cinsi mevduatlarsa %1.54 azalarak 3 trilyon 375.83 milyar TL'ye geriledi. Döviz mevduatları 259.53 milyar dolar olurken, bu tutarın 232.28 milyar dolarlık bölümü yurt içi yerleşiklerin hesaplarında toplandı. Parit etkisinden arındırılmış verilerle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 21 Ocak itibarıyla 1 milyar 510 milyon dolar gerileme gözlendi. Öte yandan 21 Ocak haftasında mevduat bankalarındaki tüketici kredileri hacmi ise %0.47 azalarak 734.13 milyar TL'ye indi. Taksitli ticari krediler ise %0.70 azalarak 639.3 milyar TL'ye inerken, kredi kartları bakiyesi ise %1.23 kayıpla 297.3 milyar TL'ye geriledi. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla 38.30 artarken, mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 274.13 milyar TL'lik bölümü konut, 8.33 milyar TL'lik bölümü taşıt ve 451.7 milyar TL'lik bölümü ise diğer kredilerden oluştu. Yabancılar 21 Ocak haftasında 32.7 milyon dolarlık hisse senedi satarken 14.7 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi aldı. Yabancılar nette satıcı oldukları 21 Ocak haftasında 32.7 milyon dolarlık hisse senedi satarken 14.7 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 21 Ocak haftasında 18 milyon dolar net satış yapan yabancıların portföylerinde bulunan toplam hisse senedi tutarı 18 milyar 946.5 milyon dolara inerken, devlet iç borçlanma senedi tutarı ise 3 milyar 387 milyon dolara yükseldi. Yabancılar 5 Kasım-19 Kasım 2001 tarihleri arasındaki 3 haftada piyasaya toplam 1 milyar 213.3 milyon dolar nakit sokmuştu. 26 Kasım 2021 haftasından itibaren nette satıcı oldukları son 9 haftada yabancıların piyasadan çektiği toplam tutarsa 1 milyar 885.7 milyon dolara ulaştı. Öte yandan 21 Ocak itibariyle net uluslararası rezervler yaklaşık 1.72 milyar dolar artarak 9.27 milyar dolara yükseldi. Net uluslararası rezervler 14 Ocak haftasında 7.55 milyar dolar düzeyindeydi. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri de 21 Ocak haftasında 94 milyon dolar artarak 70 milyar 796 milyon dolara yükseldi. 14 Ocak haftasında brüt döviz rezervleri 70 milyar 702 milyon dolar seviyesindeydi. Aynı hafta altın rezervleri ise 171 milyon dolar artarak 38 milyar 847 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara yükseldi. Böylece toplam rezervler 265 milyon dolar artarak 109 milyar 549 milyon dolardan 109 milyar 814 milyon dolara yükseldi. Ve telefon attığımızda Rıdvan Baştürk var. Çünkü bağlantıda sıkıntımız oldu. Rıdvan Baştürk, evet, Fed yorumunu biz baştan alalım sizden. Size göre, çünkü yarım kaldı. Size göre bundan sonra Fed kaç faiz arttırır ve Powell'ın şahin mesajları ne anlama geliyor bizim için de, bizim gibi ülkeler için de? Tabii, yani Fed bu yıl çok bariz bir şekilde agresif bir sıkılaşma politikası izleyecek. Önce tahvil alımlarını bitiriyorlar Mart ayının başında. Ardından Mart ayındaki toplantıda, yani çok yüksek ihtimal %99.9 diyebiliriz, bir faiz artırımı gelecek ve bu yıl hem piyasa beklentisi hem de benim genel görüşüm 3 tane faiz artırımının kesin olduğu, 4 veya işte 5'e göre de enflasyonun seyri belirleyici olacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda bir bilanço daraltımı söz konusu. Bu daha önce çok konuşulan, gündemde olan bir konu değildi ve çok önemlidir. Yani Fed'in
8.8 trilyon civarındaki trilyon dolar civarındaki bilançosunu daraltacağını açıkladı. Tabii bunun programı detayı henüz yok. Yani miktar ne olacak, zaman ne olacak yok ama bunun gündeme gelmesi ve Mart ayından sonra buna başlayacaklarını açıklamaları bile yeterliydi. O yüzden bunlar çok ciddi gelişmelerdir. Yani Fed Mart 2020'den bu yana piyasaya verebileceğini verdi. Sıfır faiz, çok yüksek miktarda parasal teşvik ama bu bir yerde artık geri alınacak. Çünkü özellikle istihdam piyasası ve ekonomide çok ciddi toparlanma var. Buna ek olarak bir de enflasyon yükselince tabii aşırı ısınmayı engellemek için bunu yapmak zorundalardı. O yüzden Fed'in bu adımları bu yıl içerisinde piyasaları bayağı bir rahatsız edecektir diye düşünüyorum. Zaten beni burada aylardır söylediğim, sosyal medyada yazdığım görüşüm şuydu. Dolar endeksi bu yıl 2022 yılında çok daha yukarılara gidecektir. Özellikle 99-100 bandı geçilirse yükselişler biraz daha kuvvetlenecek diye düşünüyorum. Yani dolar küresel bazda güçlü kalmaya devam edecektir. Gün gün değer kayıpları olabilir. Kısa süreli kar satışları gelebilir ama ana stratejimde doların ben küresel bazda daha da güçleneceğini düşünüyorum. Riskli varlıklar tarafında ise özellikle Amerikan borsaları biliyorsunuz yani geçen yıl ne kadar olumsuz haber gelirse gelsin sürekli yukarı gitmeye devam ettiler. Bu sene ise tam tersi bir hareket söz konusu olacak. Zaten yani Aralık ve Ocak aylarında yaşadığımız düşüşler çok ciddi düşüşler. Ben bunların daha henüz bir düzeltme hareketi olduğunu düşünüyorum. Daha ana düşüşlerin gelmediğini ve onun da artık Mart'tan sonra biraz daha politikalar belirlenince başlayacağını düşünüyorum. Çünkü yani faizlerin artması, tahvil faizlerinin yükselmesi, piyasadan bol paranın likidinin çekilmesi demek riskli varlıklardan para kaçışı olup garanti getirilere para gireceği anlamına gelir. Bu nedenle ben dediğim gibi yıl içerisinde doların kuvvetlenmesini ve riskli varlıkların özellikle Amerikan borsalarının daha da aşağı gelmesini bekliyorum. Tabii bu dimdirekte aşağı geliş olmayacaktır. Dönem dönem yayın başında bahsetmiştik. Zikzaklar olacaktır ama ben piyasalardaki her yükselişin borsalar tarafında piyasaya satış fırsatı vereceğini düşünüyorum. Evet. Peki şimdi Şubat ayına nasıl bakalım? İçeride de biz kendi açımızdan değerlendirdiğimizde son iki dakikamız diye bir not geldi. Borsada dolar TL'de ne beklemeliyiz? Ne dersiniz? Vallahi yani biz TL varlıklar olarak dışarıdan tamamen bağımsızlığımızı ilan etmiş durumdayız. Ne dolar TL hareket ediyor ne de borsa diğer enstrümanlara bağlı. Örneğin Amerikan borsalarında Aralık Ocak'ta çok ciddi bir satış geldi ama yani Borsa İstanbul'da özellikle bu hafta biraz daha yukarı yönde hareketlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Orada yani zaten yabancı payı çok çok azaldı. Piyasa tamamen yerlilerin elinde olduğu için orada artık ne söylesek boş olur. Yani analiz yapılacak bir durumu yok Borsa İstanbul'un. Yani teknik olarak 1900'ün üzerinde kaldığı sürece pozitif hareketler sürpriz olmaz. 1900'ün altı Borsa İstanbul için negatif taraf olur diye düşünüyorum. Dolar TL için de orada da söylenecek açıkçası çok fazla bir şey yok. Yani ben ana yönün hala yukarı olduğunu çünkü Fed'in bu politikaları dolar TL'yi yukarı çekecektir. İçeride de ters bir politika uyguluyor Merkez Bankamız. Bu nedenle ana yön yukarıdır ama yani Ocak ayına bakıldığında dolar TL neredeyse hiç hareket etmedi. Yani çok ufak tefek 5-10-20 kuruşluk hareketler var. Neredeyse hiç hareket yaşanmıyor. Orada bir müdahale olduğunu görüyoruz. Ama ben yıl içerisinde özellikle Mart ayından sonra özellikle teknik olarak da 13.90-14 bandı yukarı geçildiği zaman dolar TL'deki yükselişlerin kuvvetleneceğini düşünüyorum. Bu aşamada düşüşler olabilir ama çok sınırlı kalacağını düşünüyorum. Yani dolar TL'deki her geri çekilmede piyasa bunu alım talebi olarak değerlendirecektir. O yüzden ana yön yukarı ama şu yataylığın en azından birkaç hafta daha sürmesini bekliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Rıdvan Baştürk yayınımıza katıldığınız için. Bugün bağlantımızda bir sorun oldu. O nedenle telefon bağlantısıyla tamamladık yayınımızı efendim. Birazdan Fintech dünyasıyla yeniden birlikteyiz. Şimdi kısa bir ara. Koleksiyon Paratoneri sundu.